var Chico. Hadi hazırlan. Ne? Gidiyoruz. Kardeş hastanemize yardıma gideceğiz yeni fon için. Yani hastane dediğim bu arada böyle bir yer bekleme. Daha çok sağlık ocağı gibi ama çok iyi değil mi? Olmaz, ben değişiklik sevmem. Tamam, değişik sevmezsin biliyorum da konu sen ben değiliz burada. Küçük bir çocuk var. Tedavi edemiyorlarmış Ali. İmkanı yok. Kimi kimsesi yok, parası yok. Ellerini keseceklermiş. Tamam, ben Ferman hocamla gidip iyileştiririm. Ferman hocan gelemiyor işte. Senle ben gideceğiz. Küçük bir ekip olarak yani ikimiz. Hadi. Paniklersen, kendini kötü hissedersen hemen ara beni. Tamam, ararım. Öyle yemekleri garipseyip yememezlik yapma. En azından bir tost olsun kendine yaptır, tamam mı? Senin hala bünyen hassas. Yaptırtırım. İşin erken biterse de atla gel. Gece kalmana gerek yok ki. Sen eve uğrayacak mısın? Üstüne başına bir şeyler al. Soğuktur orası Ali. Ne? Sen niye öyle gülüp duruyorsun? Sen ne güzel merak ediyorsun beni. Evet. Çok merak ediyorum seni. Bak, ilaçlarını sakın aksatmıyorsun. Söz. Yetkin olmayan şeylere evet demiyorsun, derhal beni arıyorsun. Buna da söz. Ve Ezo, bak. Sakın Ali ile ilgili bir hata yapmıyorsun. Anne, ya ben de tam bu fırsatı bana tanıdığın için teşekkür edecektim. Böyle güzelce bitirecekti konuşmamızı. Sen merak etme. Ali harikalar yaratacak. Ben de bir idareci olarak harikalar yaratacağım. Gururlandıracağım seni bak. Hadi bakalım. Göreceğiz. Hadi artık yolcu yolunda gerek. Beni iyi dinle. Siz de mi? Ali. Hocanın sözünden çıkmayacaksın orada. Tamam. Öyle tamam değil, orası başka bir hastane. Hasta kaçırmak yok. İzinsiz test yapmak yok. Yanında uzman biri yokken hastalara söz vermek yok. Tamam. Ali. Tamam hocam, tamam. Tembihleriniz bittiyse girebilir miyim? İyi bak kendine orada, tamam mı? Sürekli arıyorsun. Beni de. Yanında da sabah. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. İşte hadi. Tamam. Hadi hadi. Geldim, geldim. Nerede uzakta kumanda? Burada, kolum çarptı. Hadi onu geçiyorum. Reklam girmiş. Of. Hep böyle mi olacağım ben? Her şeyi kaçıracağım mı ellerim yüzünden? Hayır. Tabii ki kaçırmayacaksın. Bak sana ne diyeceğim. İstanbul'dan doktorlar geliyor senin için. İstanbul'dan. Ya. İstanbul'dan. Hem de İstanbul'un en iyi hastanesinden. Kim bilir ne kadar tecrübeli, ne kadar iyi doktorlardır. Gerçekten mi? Beni bile iyileştirir mi? Tabii iyileştirir. Tekrar olacak mı yani ellerim? Olacak. Olacak tabii. Çocuğu iyileştirebilirim umarım. Filmlerine baktım, kötü görünmüyordu. İyileştireceksin. Çok heyecanlı ya. Berhayat Hastanesi deplasmana gidiyor. Deplasman bir futbol takımının başka bir futbol takımının şehrine maç yapmaya gitmesine denir. Biz maça mı gidiyoruz?
Evet, teşekkürler bu kıymetli bilgiler için. Efendim anne. Canım bir saat çeker misiniz? Nasıl sağ? Bak hemen bir benzinlik var orada. Orada bir dursanıza. Ne oluyor ya? Sen... Ay Ezo dur dedim işte, ne yapayım, şoförü mü arayayım? Pardon, şu ileride benzinlikte durabilir miyiz? Niye durduk? Patron durun dedi, durduk. Bana bak, ben hala buradayım, ona göre konuş. Anne, ne yapmaya çalışıyorsun bilmiyorum ama şu an biz burada gerçekten bir hiç... Bir şey mi unuttuk? Hiçbir fikrim yok şu an ne olduğuyla alakalı. Nazlı. Ali. Ben de geliyorum. Bana işaret oluyorum şu an. Anne ne yapıyorsun sen? Beğendin mi sürprizimi? Bayıldım, şahane. Çok duygusal anlar yaşandı burada. Ben gözyaşlarımı tutamıyorum şu an. Ya Ezo. Ya gerçekten sen ülkenin bir ucunu Ali ile yalnız göndereceğimi mi sandın? Ha? Hiç komik değil. Aa, bence çok komik. Ya tüh. Aman. Keşke görüntülü arasaydım ya. Yüzünü görmek isterdim çok. Anne. Ya ne anne anne anne. Senin maksadın işte Nazlı'dan sana ne? Ha? Daha iyi değil mi işte? Ali'yi orada kollayacak biri olur. Sen de rahat rahat işine odaklanırsın. Ama yok, benim niyetim başkaydı diyorsan ben o kadarını bilemeyeceğim. Ya bin kere söyledim, yok. Hadi gel. Güzel. Hayır, ben bütün ayarlamalarımı ona göre yapmışım. Böyle oyun mu oynuyoruz burada? Son dakika iş yapıyoruz yani. Neyse ben tamam, yani yola çıkmamız gerekiyor artık. Kapatıyorum. Geç kalacağız. Ya nasıl koştum? Neler aldım yanıma hiç bilmiyorum. Ama yetiştim. Ne güzel yetiştin. Öndeyim ben. Hastane bu muymuş? Bizim köydeki hastaneye çok benziyor. Oh, fermanoca ilaçlar, aletler, bir sürü şey doldu. O kadar ağır ki. Ben sana yardım edeyim, dur. Sağ ol. Ah. Ah, bir dakika. Ah. Bir kıt etti, bir... Kıt etti. Ses geldi vallahi belimden. Tek elle yapamadım şimdi, bir şey oldu ya. Çok şey eşya almışım da. İşle ilgili hani ekipman da var ya. Şey yardım edeyim ben. Yok ya, şey yaparım, hallederim ben, o tek elle almaya çalıştım diyor. Aa, gelsene. Selfie çekilelim, buraya kadar geldik. Bir selfiesiz şöyle dur. Gel. Gel şöyle dur. Ali dur. Gel. Gelsene.
Topuk Bey, bir yardımcı olur musunuz? Çok kalabalığız. Tamam ablacığım, olacağız. Hemşire Hanım, yardımcı olun lütfen. Hemen sağ geliyorum. Sağ olun. Turgut Bey siz misiniz? Ta kendisi. Ali Bey. Nazlı Gülengül. Ezo ben. Halkla ilişkiler. Bir ara sizinle bir röportaj yapacağım. Müsait vaktinizde var. Tabii. Arkadaşlar, misafirlerimizin valizlerini taşıyalım. Çok iyi olur, teşekkürler. Ağır, dikkat. Aa, hayır, hayır. Aa, olmaz, olmaz. Tamam, Ali Bey kendi taşır. Beyefendi, siz de niye zorluyorsunuz? Aa. Buyurun, buyurun. Bir yangın ya da zincirleme trafik kazası gibi bir şey mi oldu? Yok. Neden hastalarınız koridorda? En yakın hastane 60 kilometre ötede. Yaklaşık 5000 kişilik nüfusa 5 doktor bakıyoruz burada. 1000 hastaya 1 doktor yani. Matematiğiniz de kuvvetliymiş. Hocam, Nurcan teyzenin tansiyonu fırlamış yine. Şimdi getirdiler. Depoya götürün. Hemen hocam. Neden depoya? Boş odamız yok. Depoyu triyaja çevirdik. MR odanız nerede? Merkezde o. Hiç sorun değil. Bizim yanımızda Kişner telleri, sonra son model diril, son model el cerrahisi seti. Kanama durdurmak için ortopedik turnike ve iki lup gözlük var. Bunlar da Barış'ın iki gün önceki MR sonuçta. Bize yolladıklarınız. Ekondromlar çok fazla değil. Kartilaginöz tümörleri temizlediğimizde elimizde bol bol kemik kalacağını düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Biraz konuşalım mı? Bu doktorun olayı nedir? Otizm mi? Olacak iş mi bu? Yavaş. Ali Bey çok sıra dışı bir doktordur. Siz başarılarını duymadınız mı? Bakın, bizim sıra dışı bir doktora ihtiyacımız yok. Bizim bir tane iyi doktora ihtiyacımız var. Büyük bir heves sizin gelmenizi bekledik. Doktor diye bula bula bunu mu buldunuz? Turgut Bey, siz tanımıyorsunuz Ali Bey. Bence bu söylediklerinizden pişman olacaksınız. Şimdi bir şans verin, gidip görelim hastayı. Lütfen. Aynen öyle Barış'ım. Ben de Doktor Nazlı. Merhaba. Ben de Ali Vefa. Ezo ben. İyi olacağım mı ben şimdi? Gidebileceğim mi okula? Tabii. Bir ellerine bakalım önce. Size gönderdiğiniz görüntüler böyle değildi. Bize yalan söylediniz. Bize yalan söylemişsiniz. Bize gönderdiğiniz taramalar iki günlük değil. En az iki aylık. Bize yalan söylemişsiniz. Yalan söylemek çok kötü bir davranış. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Ya ne yapsaydım? Şu halini görseydiniz gelir miydiniz? İş işten geçti demez miydiniz? Ben demezdim. Ali tamam. Ya kuruldaki arkadaşlarınız? Göz göre göre kabul ederler miydi böyle umutsuz bir vakayı? Haber yaparlar mıydı? El kadar çocuğa yapılacak amputasyonu. Nasıl geç kalırsınız bu kadar ha? Tümörü ne kadar büyümüş? Elleri nasıl kurtaracağız biz şimdi? Ha? Söyleyin bana. Neredeydiniz siz? Barış'ın ailesi neredeydi? Ha? Neredeydi söyleyin. Öldüler. İki sene önce selde.
Annesi de babası da. Kimsesiz kaldı Barış. Ellerinde tümör çıktı da hastaneye yatırdık. Karnı doydu çocuğun. Korkumdan söyleyemedim gelmezsiniz diye. Göndere göndere seni gönderdiler işte. Turgut Bey. Bakın yardım edemeyecekseniz gidin. Benim burada kriz geçirecek insana ihtiyacım yok. Biz burada her gün kriz geçiriyoruz. Aa Turgut Bey. Ama siz de biraz tonunuza, üslubunuza dikkat eder misiniz lütfen? Ali Bey burada... Ali Bey. Öve öve bitiremediğiniz Ali Bey bu mu? Yardım edebilecek misin? Madem o kadar sıra dışısın, söyle. Yeter. Turgut Bey, siz de doktorsunuz. Evet. Yorgun. Yalnız bir doktorum ben. Sizin İstanbul'daki imkanlarınız yok burada. Anlıyor musunuz? Yardım etmeyecekseniz gidin. Tamam. Tamam. Anladım ben. Barış'ı kurtarmanın bir yolu yok. Sallanma. Yürü hadi. Hadi yürü. Yürü başımın belası. Otur şuraya. Otur. Çağırırsın bakmaz. Bir iş beceremez. Ya doktor Allah aşkına doğru söyle. Bu geri mi? Yani bunun zekası şey mi? Hikmet Bey, test sonuçları normal çıktı. Hatta normalin üstünde. Bu mu normalin üstü? Ya onu bile söyleyemiyorum. Lütfen biraz sakin olun, sessiz olun. Ürkütüyorsunuz. Hikmet Bey, muhtemelen oğlunuz otizmli. Ne? Ne yapacağız yani? Özel bakım ve eğitimle ileride hayatı çok iyi olabilir. Ya ne özel bakımı doktor ya? Bizim öyle bir halimiz, vaktimiz mi var? Nasıl tedavi edeceğiz sen onu söyle. Hikmet Bey, üzgünüm. Otizm bir hastalık değildir. Tedavi edilemez. Ben size bu konuyla ilgili bilgilendirici... Ya bırak ya, bırak! Allah seni bana bela diye mi verdi? Ya ceza mısın sen benim başıma, he? Hikmet Bey... Karışma doktor! Oğlan benim, dert benim! Bana bak. Yüzüme bak, yüzüme. Ya duydun mu sen doktoru, he? İyileşemeyecek misin sen? Kurtaramaz kimse seni. Duydun mu? Bitirdiniz beni ya. Yemin ederim beni bitirdiniz ya. Hay ben senin doğduğun güne ya. Hay ben senin doğduğun güne ya. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Barış'ı tedavi edecek bir yol bulacağım. Barış yalnız kalmayacak. Tedavi edilebilir o. Bir yol bulacağım. Hayır. Bir yol bulacağım. Hayır. Ali Bey. Bulacağım. Allah aşkına alın bu doktorunuzu. Götürün buradan. Olay çıkarmasın. Turgut Bey. Gücümüz kalmadı bizim. Başımızı çağırsa bakarız biz. Her zamanki gibi. Lütfen gidin. MR merkezdeymiş. Bir ay sonrasında gün veriyorlar. Bizim hastanede bir kere denemiştim, yapmıştım. Bir daha deneyeceğim. Ali. Hop 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 hop. Giremezsiniz. Barış'a bakacağım. Çekilir misiniz lütfen? Turgut Bey'in talimatı var. Giremezsiniz. Ne demek giremezsiniz? Ama benim girmem lazım. Benim Barış'a bakmam lazım. Giremezsiniz doktor bey. Lütfen çekilir misiniz? Vakit yok. Sakin olur musun? Ali. Anne buradaki doktor... Daha zaten belliydi, daha biz ilk geldiğimizde. Ali otizmli diye ön yargılı yaklaştı doktor.
hiç şans tanımadı. Hani görmezden geldim, yok öyle değildir falan kondurmak istemedim ama yok baştan belliydi. Hiç şans vermedi anne. Hani biliyorum sen de Ali otizmli diye biraz mesafelisin ama burada... Nasıl yani, bir olay mı çıkardı orada? Olay çıkardı değil ya, olay çıkardı diyemeyiz ama kızdı biraz. Kızdı, ben de kızdım. Çünkü çok haklı. Çünkü bu doktor bize eski test sonuçlarını göndermiş anne. Çocuğun elini bir görsen göremezsin yani. Bir görünmüyor çünkü. O kadar ilerlemiş tümör. Çok kötü durumda, bakamazsın ya. Yalan söylemişler. Bize yalan söylemişler anne. Sonra nasıl oldu, ne ara nasıl şekil oldu bilmiyorum. Bir şekilde üste çıktı, bağırdı, çağırdı. Gidin diyor bize. Anne, bizi burada istemiyorlar şu anda. Tamam, kapat telefonu. Ne oldu? Bana mı kızdın? Şu an kızdın mı? Yavrum, kapatsana telefonu. Kapat. Alo. Efendim. Turgut Bey, iyi günler. Vuslat Kozoğlu. Vuslat Hanım. Biz sizinle böyle mi konuştuk? Bu yolladığınız doktor... Otizmli, evet. İletişim kurmakta zorluk çekmiş olabilirsiniz, doğrudur. Bakın, bizim burada gerçekten yardıma ihtiyacımız var. Ama adam gelmiş bana bağırıyor. Yani yolladığınız doktora ben bakıcılık yapmak zorunda... Ha, o çocuğu kaybetmeyi göze alırsınız yani, öyle mi? İster miyim öyle bir şey ben? Ben o çocuğa... Ay yeter! Aa, doktor olacaksınız bir de, yani yazıklar olsun ya. Ya tamam, Ali benim de favori insanım değildir ama muazzam bir doktordur. Yani siz eğer ona izin verirseniz Ali ne yapar eder, o çocuğun ellerini kurtarmanın bir yolunu bulur. Eğer vermezseniz desteğimi sizden çekmekle kalmam. Bir sağlıkçı olarak yaptığınız şu muameleyi dünya aleme duyururum. Şimdi Turgut Bey'e bakın, siz şimdi telefonu kapatacaksınız. Bütün imkanlarınızı Ali'ye seferber edeceksiniz. Ben de tabii size buradan yardımcı olacağım. Ondan sonra vaka bitecek. Ali'den de özür dileyeceksiniz, o kadar. Aa, bu ne be? Ali'yi savundurtuyor bana. Ama öyle. Doktor Bey, sakin. Hey, lütfen. Hey. Kime sesinizi yükseltiyorsunuz siz? Ezo, tamam sen de bir dur. Ali lütfen bir saniye, bir şekilde gireceğiz. Lütfen. Nazlı, girmem lazım. Vakit yok. Vakit yok Nazlı. Vakit yok, girmem lazım. Durun. Tamam. Barış'ı istediğiniz gibi görebilirsiniz. Ha. Teşekkür ederim. Merhaba Barış. Ben doktorum. Benden çekinmene gerek yok. Ellerini saklamana gerek yok. Siz de annenize dua edin. Ha. Biz de arada bir işe yarıyoruz işte. Sen gerçekten çok istiyorsun değil mi Barış'ın iyileşmesini? Evet, çok istiyorum. Sen istemiyor musun? Yok canım, merak ettim. Yani sen Barış için öyle iyileşsin diye uğraşıyorsun. Gördün ve çok etkilendin tabii. Bak, ne sormaya çalıştığını anlamıyorum ama evet, Barış. Barış, şu an tek derdim Barış. O çocuk iyileşsin istiyorum, onun için buradayız. Sen de madem geldin, Ali neden tek başına para alıyor kendine? Yani yardımcı olmak ister misin? Çünkü benim elimden başka bir şey gelmiyor. Bak, ben buraya ayarladım, o kadar. Ne yapıyordun? Resim. Bakabilir miyim? Aa. Unuttum. Kayboldu gitti ellerim.
Ben senin ellerini bulmana yardımcı olacağım. Evet. Sen oyun oynamayı seviyor musun? Oyun oynamak ister misin? İsterim. Peki. Saklambaç. Saklambaç oyunu oynamak ister misin? Gel bakalım. Ellerin bunun altında. Birlikte ellerini bulacağız. Tamam mı? Ben saklambaç sevmiyorum. Neden? Hiç oynamıyorlar çünkü benimle. Ellerin değişik diyorlar. Balon gibi diyorlar. Ben hep tek başıma oynuyorum. İnsanlar bazen kötü davranabiliyor farklı insanlara. Özellikle de çocuklar. Çok iyi biliyorum. Aramızda yerin yok senin. Burada yerin yok senin oğlum. Hadi git şimdi. Hadi git. Hadi. Haline bak. Zavallı. Hadi bak lan. Şuna bak oğlum. Seni bir daha burada görmeyeceğim lan Ecik. Tamam. Anlıyor musun beni? Anlıyor musun lan beni? Bizim oynamak için 40 fırnaklık yemen lazım. Ben senin ellerini bulmana yardım edeceğim. Bulacağım. Sen de güzel güzel saklambaç oynayacaksın arkadaşlarınla. Söz mü? Söz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.